Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası terörle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bölücü terör örgütüne yönelik yeni harekat mesajı verdi. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız dedi. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Irak sınırındaki terörün çözümü için tarih vererek bu ifadeleri kullandı, kararlılık mesajı verdi. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Konuşmasının önemli bir bölümünü terörle mücadeleye ayırdı. Güney sınırında teröre karşı yeni adımların atılacağını söyledi. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Daha önceki harekatlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Erdoğan'ın gündeminde savunma sanayi de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan elde edilen ihracat bilançosunu tek tek anlattı. Bugüne kadar 50 ülkeyle 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır. İlk uçuşunu yapan kanımızın bizimle birlikte pek çok dost ülkede yol açtığı heyecanı, ilgiyi, umudu hep birlikte gördük. Bir başka ifadeyle ülkemizin tasarımını, ve üretimini tamamlayıp hizmete aldığı her ürünün müşterisi zaten hazır.